Sen mi çekeceksin, ben mi çekeyim? Çek. Çek. Sen yere çek. Tamam mı? Haydi bakalım. Arkadaşlar, burası az önce karşıdan bakarken konuştuğumuz Kusey Platosu'nun plato yamacı, faylı yamaç. Bu faylar ve karşıda Amanoslar'ın yamacını kesen faylar işte bu gördüğümüz çöküntü hendeyin. Yani Biraben hattının oluşuyor. Antakya orası. Bu kısım şu önümüzdeki Harbiye. Harbiye'nin olduğu yere dikkat edin. Bakın bir düz bir sahte şeklinde. Dikkat edin. Buranın kendisi traverten taraçası. Traverten, şuralarda birkaç örneği de var da. Buradan bol miktarda, hani dedik ya plato yüzeyinden, bu dikkat edin hep karbonat blokları, kalker buralar. Buralardan sızan sular karşı taban seviyesi buralara kadar inmiş ve bu fay yamacı boyunca kesilen yüzeyden itibaren ne yapmış, oradan dışarıya atıyor. Hem fayın etkisiyle hem de karşılaşmanın etkisiyle oluşmuş. O yüzden karstik alanlardan boşalan fay kaynağı diye tabir edebiliriz bunları. Şu an bulunduğumuz yer aslında fay yamacı. Fay yüzeyi, birazdan fayın daha canlı görüntüsünü şu yamaçta yakalarız. Oradan yakından da bakıp ondan sonra geri döneriz. Bu vadinin tabanına doğru özellikle bu fay kaynaklarının işte oluşturduğu bir hat boyunca, şuradan çıkan şey var, bir hat boyunca çıkıyor bu kaynaklar. Çıkan suların ne kadar olduğunu şuradan bakın, altta akan suyu görür musunuz? Evet. Ne kadar su çıktığını görün. Onun tamamı şu aradan çıkıyor. Hepsi buradan kaynaklar şeklinde türüyor. Zaten hani gür bir fay kaynak sistemi var diyelim, yani bir seri var burada. Bu hat boyunca belki 50-60 yerden çıkıyorlar, boşalıyorlar sular ve alttan bir dere şeklinde devam edip bu vadiyi oluşturarak gidiyorlar. Altını oydukça o yamaçta bakın dikkat edin, eski hatta yenileri de var. Bol bol heyelan oluyor. Birkaç sene önce şurası kaydı, yolu tekrar tamir ettiler falan. Bol bol heyelan oluyor çünkü orası dediğimiz gibi traverten taraçası. O da bol miktarda kalsiyum karbonat içeren sular bu yamaçlardan çıkıyor. Bu kaynaklarda suyun rengine bakarsanız zaten yaz olsa aslında tam kireçli suyun rengi bu olur diyecektim ama biraz bulanık şimdi yağışlardan dolayı. Dün ve hatta bu gece çok yağdı. Bol miktarda kalsiyum karbonat içerdiği için bu yamaçlardan çıkıp yüzeyde akarken fazla miktarda tortu, kalsiyum karbonat tortusu bırakıyor. O tortular da işte o yüzeyi komple kaplayarak traverten taraçası şeklinde burayı şekillendirmiş. Burası bir traverten taraçasıdır. Yüzeydeki malzeme de travertendir ama buradan henüz hissedemiyoruz. Yakınına gidince belki bazı yerlerinde bunun mostralarını göreceğiz. Şöyle bakarsanız dikkat edin. Bakın bütün tepeleri önden bıçak gibi kesmiş kesmiş geliyor. Buradan devam ediyor ve o tarafa doğru devam ederek gidiyor. Hatta şurada da çok güzel basamaklı yapıyı takip edebilirsiniz. Bakın yamaca bakın. Geliyor iniş çıkış iniş çıkış şeklinde basamak 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 ta tabana kadar iniyor. Karşıdan söylerken hani bahsetmiştik ya, basamaklı faylarla merkeze kadar iniyor, tabana kadar iniyor. Bunlar o fay sistemini oluşturuyor. Bunlar da büyük bir fay zonunun aslında devamı. Bunlar çok ne kadar aslında genç bir fay yapısı olduğunu gösteriyor. Şu gördüğünüz kesiklerin hepsi burada fay aynası olarak karşımıza çıkıyor. Burada güçlü bir fay zonu şeklinde olgunlaşmış. Şimdi şuraya kadar gidelim. Şu fay aynasında aslında ne kadar canlı olduğunu, bir fay aynasının hangi özellikler barındırması gerektiğini bir görelim. Ondan sonra tekrar araca dönüp devam ederiz.